Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golver.com'un ve Kayseri Özelüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bursa Gemlik'ten herkese selamlar olsun arkadaşlar. Değişik bir gün bir açılıyor bir kapanıyor hava yine de biraz yüzdüğüm için bembeyaz gözüküyorum. E, o yüzden şaşırmayın hocam şirinler mi olmuşsun falan demenize gerek yok. Sarı lacivert güzel bir uyum içindeyim. Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya Mant Marcos Antonio demiş. Fenerbahçe ve Galatasaray aslında başka bir şey için karşı karşıya. Şimdi sosyal medyada bazı Galatasaray trolleri hani kendilerini artık ilahlaştırarak karşılarındaki kişi ne söylerse söylesin biz sizi dava edeceğiz biz sizi şöyle yapacağız böyle yapacağız diye diye tehditlere şantajlara başladılar. Gelen bir merkezden dolayı burada daha önce de söyledim yani oraya yazsanız mesela deseniz ki ben Galatasaray'ın transferlerde verdiği rakamlara inanmıyorum deseniz başlıyorlar. İşte sizin yani SPK'ya şikayet edeceğiz evine haciz göndereceğiz. Mesleğinden atacağız, Allah'ından edeceğiz, dininden edeceğiz seni öldüreceğiz, çocuklarını geberteceğiz Söyle böyle. Yarın Çakar diye bir e, Fenerbahçeli kardeşimiz diyelim. Twitch yayında bir şeyler söylemiş. Canlı yayında etkileşim kasmak içindir, konuşmak içindir, muhabbet içindir. Ne bileyim türü öyledir. Bir şey söylemiş işte. Okan Buruk'un oğlu hakkında bir şeyler söylemiş. İşte demiş ki Okan Buruk'un oğlu iyi bilmem hani tipsiz, desensiz, şekilsiz, şükürsüz demiş işte. Kısacası yani tipini beğenmedim demiş. 30 yaşında gibi gösteriyor falan demiş. Bir grup Omurgalı Galatasaray taraftarı. Hani şöyle Omurgalı Galatasaray taraftarları da kızcağızın üstüne yüklemişler. Yani o kansız dedikleri. Yani bunların hepsinin tarihi zamanı da var. Bilgileri olsun. E, yetmemiş kızcağıza yüklemişler. Yani kızcağız çocuğun hastalığına ilgili bir şey söylememiş. Aksine hastaysa özür dilerim demiş. Şimdi şu arkadaş. Fenerbahçe'ye tuttuğu kini açık açık söyleyen şu arkadaşa demediniz mi? Bütün Fenerbahçeliler senin için dua etti. Kansermişsin. Kanseri yen diye dua etti falan demediniz mi? Hani bunu demiyorsanız bu kızcağızla bir zahmet konuşmayın. bence konuşacak hakkınız yok. Kardeşim bak kızın yaptığı doğrudur yanlıştır. Ben işin burasında değilim. Kıza diyorlar ki çocuk hasta, ha, hastaysa özür dilerim o zaman diyor. Bitiriyor meseleyi. Tipin hakkında konuşuyor. Yok Galatasaraylılara FETÖ'cü demiş. Yok bilmem bütün Galatasaraylılar FETÖ'cüymüş demiş. İşte kız demiş ki işte gebersinler ölsünler hepsi ölsün gebersin demiş. Ulan siz bizim tribünde taraftarımız öldüğü zaman seni sevmeyen ölsün demediniz mi? Ya bazı Galatasaraylılar var öyle insanlar ki yani gerçekten insan değiller ya. Gerçekten insan değiller. Vallahi insan değiller. Bak İrfancan Can Eğribayat'a ne demiş? Yani Küçücük kundaktaki çocuğu ölene şu yorumu yazan. Bunlar insan mı? Daha bende niceleri var. Bu Yaren Çakar kızımızı tehdit etmiş bir tanesi. Kadın cinayetlerini tasvip etmiyorum ama demiş. Bazıları hak ediyor falan demiş. Şimdi bunlar insan mı? Ben hepinize söylüyorum arkadaşlar. Bak Kadıköy Sokak bu kanalımız. Bir Kayseri'de bir hukuk bürosuyla anlaşmalıdır. Yani artı gerek WhatsApp grubumuzda gerek üyeler arasında gerek aboneler arasında çeşitli avukatlar vardır. Hakim ve savcılar da vardır. Bilginiz olsun. Yani eğer bu şekilde sizi tehdit eden, şantajlayan, size mobbing uygulayanlar varsa yorumlara yazın onlar sizinle iletişime geçerler. Çünkü artık yeter. Ha şunu da söyleyeyim ya Fenerbahçe taraftarı kendine yakışanı yapsın. Şunlara mahal vermeyin ya. Bak sistematik saldırıyorlar bilginiz olsun. Ben bile bir yorum yapıyorum artık çekinmeye başladım ya. Lan bir yorum yapıyorum köpeğin saldırdığı gibi saldırıyorlar. Ben yani hiç yapacağız böyle yapacağız diye hani bir laf var ya, it ürür, kervan yürür diye. Arkadaşlar, hepinize söylüyorum. Lütfen, kötü e, şeylere sebebiyet verebilecek yorumlardan kaçının. Aksi takdirde yapılan yorumlara da it ürür, kervan yürür diyerek geçiştirin. Ya, özür dilerim bu yorumları yaptığım için, bunları yaptığım için ama kardeşim Okan Buruk'un oğlu hasta diye prim kazan sayfalarınız oldu. Gidin onlara hesap sorun. Prim kazan sayfalarınız oldu. Aynı sayfalar Fener Ağlama diye de neler yazdılar neler yazdılar. Bu çocuğun şeyini paylaşıp neler dediler. Gidin onlara deyin ki ya bu adamlar bak hastalığa saygı gösterin. Vandanara'nın Vandanara şeyin Icardi'nin eşi. Ben bile ne kadar dua ettim. Şimdi çıkıp Vandanara ya da Icardi Fenerbahçe'ye küfür etse paylaşsa bu sizin adamlığınızı gösterir eğer paylaşırsanız. Diğer herkese de Odri Meydan. Çok uzattık. Boş beleş bir konu. Ama tekrar söylüyorum. Bunlar çok iyi örgütlenmişler. Bunları çok güzel örgütlemişler. Merak etmesinler yakında Fenerbahçe sayfaları da örgütleniyor. Hem de çok ciddi örgütlenir. Hani çatışma tartışma için değil sadece sosyal medya için. Ee, böyle bir şeyin de müjdesini vereyim. Çok yakında birileri kuduracak. Onu, belki de onun haberini aldılar. Ondan yapıyorlar. Ee, biz de 37.600 olduk. Daha da olacağız inşallah. Sizlerin desteğiyle. Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya Marcos Antonio demiş. Arkadaşlar Fenerbahçe, Galatasaray, Lazio'da orta sahada forma giyen Marcos Antonio'ya talip olmuş. Bak ben bu haberi size şöyle söyleyeyim. Bizim hiçbir alakamız yok. Muhtemelen Galatasaray'ın alakası var. Muhtemelen Galatasaray alacak. Bakın transfer çalımı nasıl yaptım demek için. Galatasaray demişken yine aklıma geldi. Yakup Çınar adlı Galatasaraylı arkadaş demiş ki Fenerbahçe demiş. SPK'ya yalan söylüyor. Cengiz Ünder'in maaşı 4,5 milyon euro. Futbolcular arasında da konuşuluyor. Fenerbahçe yönetimine diyorum ki azıcık onurluysanız, azıcık dik adamlarsanız gidin bu arkadaşı dava edin. 3,8 milyon euronun üstünü seve seve maaş olarak açıklamak zorundasın. Açıklamadın. Bu arkadaş Fenerbahçe'ye sahtekar dolandırıcı, SPK'yı dolandıran, devleti dolandıran demek istiyor. Elinde kanıt varsa, Yakup Çınar'a da söylüyorum, sen de omurgalıysan, sen de haysiyetli, şerefli bir adamsan, elindeki kanıtları sun ortaya, biz de görelim. Yeter. Yeter. Yani şuraya kadar susuyoruz, sustukça üstümüze geliyorlar. Yeter. Gidin Galatasaray'ın transferlerini araştırın. Birisi 5 verdik diyor, öbürü 10 verdik diyor. 10 verdik aslında ama 5'ini Menajerler verdi Sponsorlar ver diyor. Kardeşim sponsor da verse bu vergiye tabidir. Çık bunları konuş. Yani SPK'ya şeye kapa yapılan açıklama 5. Başkanlara çıkıyor. Aslında biz 10 verdik. O Burada bir hile var o zaman. Oraya 5 diyemezsin. Dersin ki 10 ama 5'ini 5'i yani bizim bütçemizden çıkıyor dersin. Yani git bunları konuş. Ve dediğim gibi Marcos Antonio ile bizim hiçbir alakamız yok. Antonio ile Pauk Fenerbahçe Galatasaray ilgileniyormuş. Ya, git çalım atıyorsan Pauk atarsın. 7,5 milyon Euro'yu almışlar. 23 yaşında. 22 maçta bir gol bir asist yapmış. Yani durum bu. Roberto Carlos. Umarım hasret sona erecek demiş. Şimdi Roberto Carlos'un adını kullanarak Galatasaraylı sayfalar yine sahtekarlık yapmışlar. Hani hepsi mi yaptı bilmiyorum. Ama sahtekarlık yapan sayfalar var. Ve Roberto Carlos açık açık bir açıklamada bulundu adam Türkçe açıklama yaptı. Benim böyle bir açıklamam olmamıştır. Bunu uyduran neresinden uyduruyorsa diye. Ya bu kadar aşağılık olmayın arkadaş. Roberto Carlos Fenerbahçe efsanesidir. Dünyanın efsanesidir. Bu kadar aşağılık olmaya gerek yok. Adam ne dediyse onu söyleyin. Ya sosyal medyada Fenerbahçe Galatasaray rekabetine ilgili şeyler söylemiş. Güya 2007-2010 arasında Fenerbahçe'de forma giyen efsane oyuncumuz Carlos kendi ağzından söylenilmiş gibi söylenilen yorumların yalan olduğunu söyledi. Ben Fenerbahçeliyim diyor. Anatli'ye konuşmuş. Hiçbir yere böyle bir açıklama yapmadım. Ayrıca ben Fenerbahçeliyim ve her zaman onların başarız, başarılı olmasını isterim. Lütfen bu tip haberlere kimse itibar etmesin. Umarım ligdeki şampiyonluk özlemi de bu sezon sona erecek demiş. Ya şimdi haysiyetsizliğin de bir seviyesi olur. Bu seviyeyi daha da yerlere düşürmeyin. Yeter. Haysiyetsizlik demişken aklıma geldi. Rasim Ozan Kütahya'lı. Sinan Engin abiyle iddiaya girdik diyor. Ceko 25 gol atsın ben de saçlarımın yarısını sarıya yarısını laciverte boyamasam adam madam değilim demiş. Boyasan da boyamasan da. <laughs> Beyaz TV'de bunu söylemiş. Boyasan da boyamasan da fark edecek bir şey yok. Senin e, boşnaklar hakkında söylediğin sözler. Senin Fenerbahçe hakkında zamanında söylediğin sözler. Senin Türk insan hakkında söylediğin sözler. E, hiç kimsenin hafızasından silinmez. Onu da söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe Guido Rodriguez için temaslara başlamış. Haber bu şekilde. Fenerbahçe Guido Rodriguez için Real Betis ve oyuncunun menajerle pazarlıklara başladığı öğrenildi diyor. Hadi hayırlı olsun. Çok istediği Radekur'un için alternatifi olarak Guido Rodriguez'i belirledi. 29 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladı. Şimdi şunu söyleyeyim. Guido Rodriguez bence alınırsa Süper Lig'de adından çok söz ettirecek bir isim. Hatta şöyle söyleyeyim, ee, ben olaya şu şekilde bakıyorum. Bir futbolcu düşünün arkadaşlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Yani Trabzonspor bu sene çok kötü durumda olduğu için onu dahil etmiyorum, yanlış anlaşılma olmasın. Üç ta takımın taraftarını alalım. Misal veriyorum, Icardi'yi biri aldı, öbür ikisi ulan keşke bizi alsaydık diyorsa, o oyuncu iyidir. Dekoy'u mesela ulan keşke bizi alsaydık diyorsa, oyuncu iyidir. <laughs> Ama bir oyuncu ulan keşke biz alsaydık bunlar var ya artık durdurulamaz diyorsa o oyuncu süperdir. Guido Rodriguez. Hangi tanıma giriyor? Ne demek istediğimi anladınız. Fransız devi Lyon'da Guido için harekete geçti. Hem Fransız hem İspanyol takımları başarılı orta sahanın geleceği konusunda önemli iddialarda bulunan haberlerde yer aldı. Pellegrini'den önemli bir açıklama. Real Betis teknik patronu Manuel Pellegrini konuyla ilgili şunu söylüyor. Guido'yu satmaya değil orta sahaya en az iki transfer yapmaya ihtiyacımız var. Önemli oyuncular kaybettik. Bu konudaki fikrimi geçen hafta yönetimle paylaştım diyor. Ancak İspanyol basın aynı şeyi düşünmüyor. Şirli teknik adamla aynı görüşte değil. Sebebi de şu Guido Rodriguez sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Şimdi kulüp başkanı Angel Haro Guido'nun geleceğine giriş şunu diyor. Mümkün olduğu sürece onu takımda tutmak istiyoruz. Öte yandan Guido gibi bir oyuncuyu sezon sonunda bedavaya kaybetmek de istemiyorum. Ona yaptığımız yeni sözleşme teklifini henüz kabul etmedi diyor. Şimdi Fransız medyasında yer alan haberler Lyon'un çok istemesi Betis'in 15 milyon euro istediği şeklinde ama Lyon bu parayı vermez diyor. Lyon bu transfer döneminde yaklaşık 61 milyon euroluk oyuncu sattı. 11,5 milyon euro harcama yaptı. Yani yaklaşık 50 milyon euro karda. Ancak Betis'in istediği parayı veremez. Ekonomik sıkıntıları sebebiyle zor diyor. Ve Fenerbahçe şartları zorluyor diyor. Hocam bu arkadaşın en belirgin özelliğine kısaca şunu söyleyeyim. Top kapma canavarı. Ha, hocam, hocam o zaman tamam. 28 milyon euro transfer market değeri var. 29 yaşındaki oyuncu. 2020'de Real Betis'e imza atıyor. Orta sahada rakiplerine göz açtırmıyor. İlk sezonunda maç başına 2.8 top kaparak bu alanda ligin en iyi üçüncüsü olmuş. 2021-22'de 3, geçen sezon ise 3.4 top kapma ortalamasıyla bu istatistikte La Liga'nın zirvesinde yer almış. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de bir diğer transfer harekatı ise Malan Sar. Evet döndük dolaştık yıllar geçti ve yine Malan Sar. Gündem orta saha transferi ama stoper bölgesi için de önemli bir gelişme yaşandı. Arkadaşlar açık söyleyeyim Luan Perez için çok sayıda teklif var. Ve iyi bir paraya satılıp hedefteki isim olan Malang Sar'ın alınması gündemde. Ivakovic alındı artık iş orta sahaya düştü ama Perez için teklifler var ve bir Arap kulübünün 8 milyon euro teklifle kapısını çaldığı bilgisi gelmiş. Haberi yapan arkadaşlara. Nereden geldi acaba ya? Hani size kim bunun haberini verdi acaba? Merak ettim. Şimdi Serdar Aziz sürekli sakatlanan bir isim. Samet Akaydın ise Fenerbahçe taraftarından geçer not alamayan bir isim. Bu sene Fenerbahçe dikkat edin. Hani Altay Bayındır da dahil birçok kişiyle yollarını ayırdı. Sebebi de taraftar baskısı. Altay demişken Altay Bayındır hakkında bazı gerçekler var. Onları da birazdan açıklayayım. Yani detaylı konuşalım. Çünkü Altay detaylı konuşacak bir adam. Geçtiğimiz sezon Monaco'da kiralık geçiren Malangsar 24 yaşındaki Malangsar'ın değeri 6 milyon euroya kadar düştü. 2-3 milyon euroya artık bırakacaklarını da söylüyorlarmış yakın çevrelerine ve Perez'in de takımdan ayrılması gerekiyor. 24 yaşında 1.83 boyunda Malangsar 42 kez Alt yaş kategorilerinde Fransız milli takım formasını giydi. 2019 yılında güncel piyasa değeri 18 milyon euroydu. Fakat büyük bir salaklık yaparak Chelsea'ye gitti. O dönem Fenerbahçe'de istiyordu. Hatta keşke diyorduk, inşallah diyorduk, hadi diyorduk. Bugün aynı pozisyonda olsa 18 milyon euroluk malak sarı çekerdik. Bugün çekerdik. Sebebi de şu, yani Arda Güler, şu bu hani kimlere? Ya Manchester United futbolcu satıyorsun, kaleci satıyorsun. Real Madrid'de orta saha satıyorsun fabrika haline dönüştün. Şimdi 6 milyon euroya kadar gerileyen bir bedel. Ha Porto'ya 16 milyon euro piyasa değeri varken 2 milyon euro kiralık gitti. Artık kolay kolay bir yerde tutunamaz. Ya Premier Lig'de 8 maça çıkmış. 546 dakika. Sol ayaklı sol stoper. Bakın Senegal asıllı sol ayaklı sol stoper. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hani bir laf vardır ya bu zar atmaya değer mi diye. Bu zar atmaya değer zar. At zarını yastan arkana. Çünkü eğer bu olursa şahane olur. Ben burada aslında subliminal iki tane duyum verdim ama anlamadınız. Üstünde tekrar duracağım arkadaşlar. Dakika geçse de umurumda değil artık. Yapacak bir şey yok. Mecburum. Nedir o üstünde durmanız gereken duyum? Serdar Aziz Samet Akaydın. Sürpriz bir şekilde bunlardan biri giderse şok olmayın. Sürpriz bir şekilde bunlardan birisi en az birisi giderse şok olmayın. E, Luan Perez'i de dahil ediyorum. Serdar Aziz'i Samet Akaydın'ı da dahil ediyorum. En az iki stoper giderse şok olmayın. Bak BKO 1, CQ 2. Bu üçünden biri 3. Üç, bir de stoper bakılıyor 4. Benden söylemesi. Altay Bayındır. Tecrübeli file bekçimiz Altay Bayındır. Manchester United anlaşma sağladı. Artık kap bekliyoruz. Ve Ali Koç uğurlamaya gitti öğrenildi. Hocam Ali Koç bir futbolcuyu niye uğurlamaya gidiyor? Bu Ali Koç'un değerini düşürmez mi? Değil mi? Düşün, bunu söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar yani mantık çerçevesindeki sorularınıza mantık çerçevesinde cevaplar vermeye çalışırım. Evet bu Ali Koç'un değerini düşürür. Ancak Ali Koç hiç kimseye gitmeyen Ali Koç niye Altay'a gitti? Çünkü Ankara gücünden 2019'da transfer edildi. Sonrasında inişli çıkışlı performans gösterdi. Sözleşmesi bitti. Ve Fenerbahçe ile uzun zamandır görüşüyor. Kadroya dahil etti. Kalıp forma rekabetine girmek istiyordu ama Gaziantep maçındaki tepkileri gördüm. Aslında Altay Bayındır'a uzun zamandır teklifler vardı. Uzun zamandır. Hatta biz bunu kanalımızda haberleştirdik. Ajax'ın teklifini söyledik. Inter'in teklifini söyledik. Manchester United'ın teklifini söyledik. Ve artık masada bekleyen tekliflere Gaziantep maçından sonra olabilir diye Düşünmeye başladı ve görüşmelerin ardından İngiltere'nin yolunu tuttu. Ve Selahattin Baki ile de Ali Koç durduk yere uğurlamadı arkadaşlar. Sebebi de şu. Altay'ın ciddi bir fedakarlığı var. Ocaktan itibaren kendisini isteyen birçok kulüp vardı. Hepsine imza atabilirdi. Hepsine. Hepsine imza atabilirdi. Bedava. İnter'e gidebilirdi bedava olarak. Ha hocam bedava gitseydi o kadar değerli olmazdı. Para verdikleri için şimdi değerli olur diyebilirsiniz. O sizin bileceğiniz iş. Ama. 4 sezondur kalemizi koruyor. 145 maça çıktı. 162 gol gördü. 25 yaşındaki Fenerbahçe'de 44 maçta gol yemedi. Geçtiğimiz Mart ayında attığı 4 yıllık imza ile sözleşmesini 2020'ye kadar, 27'ye kadar da uzattı ve Fenerbahçe'nin yanında yer aldı. Ali Koç ve ekibi de bu yüzden uğurladı arkadaşlar. Yani burada ciddi bir fedakarlık var. Bakın Fenerbahçe'ye bir katre dahi faydası olan kişileri unutmayın. Ümit Özat Ümit Özat Fenerbahçeli değildir arkadaşlar. Ümit Özat Galatasaraylıdır. Ümit Özat STV'de e, yemek programına katılmış ama FETÖ'den nefret ettiğini söyleyen birisidir. STV'de çalışan bir programcının, pro programdaki kişinin akrabasıdır. Gençliğinden beri çok koyu Galatasaraylı olduğunu her yerde söylemekten utanmayan birisidir. Ümit Özat gibilerine geçin. Bir tane Serdar Ali Çelikler var. Ya demiş işte beni demiş itibarsızlaştırıyorum falan filan. E sen yıllardır Fenerbahçe'yi futbolcularını itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun. Rossi'nin bir anasına sövmediğin kaldı. Yani Altay Bayındır'ın bir anasına sövmediğin kaldı. Sosyal medyada senin gazına gelen gençler de senin yapamadığını yaptılar. Çocuğa linçler, küfürler, hakaretler. Altay Bayındır bu kadar aşağılık karaktersiz bir adam değil de bak üstüne durduk. Hiç değilse şu yaptıklarından dolayı bile desteklenebilirdi ama Fenerbahçe futbolcularını hor gördün. Ondan sonra da beni hor görüyorlar. Seni kimse hor görmedi. Sen neysen onu yapıyorlar. Hep söylediğimi yine söylüyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Gönlünüz neyse Allah ondan versin. İnsanlara karşı nasılsanız Allah ondan versin. Hani bir şey vardır ya. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin diye. Gerisini size bırakıyorum. Arkadaşlar uzun lafın kısası toparlayalım. Guido Rodriguez'e teklifimiz var. 12 milyon euroya bırakacağını söyleyen menajeri var. Diğer adaylar var. Onlardan sekerse olabilir. Kısar düşünülen adaylardan biri. Ancak Luan Perez artı birinin daha gitmesi lazım. Onun da hızlanması lazım. 2 gün içinde 3 gün içinde olması lazım. Marcos Antonio ile alakamız yok. E, Altay Bayındır olayını anlattım. Bu Yaren Çakar olayını da anlattım arkadaşlar. Benden size tavsiye hiç kimsenin çoluğuna çocuğuna da hani sosyal e, yani sosyal medya demeyeyim de şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizin çoluğuna çocuğuna da dikkat etmek lazım. Konuşmamak lazım. Kendinizi sıkıntıya düşecek şeylerden uzak durun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.